Bugün migren konusunda alternatif tedavi yöntemlerinden bahsetmek istiyoruz. Daha önceden botulinum toksin uygulamasını zaten uzun yıllardır yapıyorsun Aslı ve bu konuda deneyimlerin de çok fazla. Hastaların geri dönüşleri de çok iyi. Ama bazı hastalar ilaçla tedavi olmayı istemiyorlar. Farklı tedavi yöntemleri önerilmesini istiyorlar. Akupunktur da bunlardan bir tanesi. Son dönemde migren hastalarında uygulanmaya da başlanan bir tedavi yöntemi. Bize bu konuda biraz bahseder misin? Aslında botoks çok sık uyguladığımız, çok da iyi yanıt aldığımız bir yöntem. Ama bazen hastalar ilaçla tedavi olmak istemiyorlar. Ya da ağızdan alınan hapları da kullanmak istemeyebiliyorlar. Ya da gebelik vesaire gibi bir durum olabiliyor. O zamanlar akupunktur gibi alternatif yöntemler kullanılabilir. Akupunktur aslında yine otonom sinir sistemi üzerinden ağrıyla ilgili şikayetlerde çok da işe yarayan bir yöntem aslında. Yani en çok migren ve baş ağrısı ama onun dışında işte bacaklardaki ağrılar, vücut ağrıları gibi tüm ağrılı durumlarda oldukça işe yarayan bir yöntem. Akupunktur belli seanslarla yani üst üste uygulanması gerekiyor. Çünkü hastaya yaklaşık 15-20 dakika iğneler belli noktalara takılıyor. Bunun ya gün aşırı ya da en azından haftada iki kez uygulanması gerekiyor. Ben haftada iki uyguluyorsunuz? Haftada iki uygulamayı tercih ediyorum. Çünkü İstanbul şartlarında insanların her gün ya da iki günde bir gelip gitmesi bayağı zor. Evet. Haftada iki de yeterli oluyor. Çalışmalarda haftada iki kez yapılması yeterli. Ama bu haftada ikiyi en az bir ay, 8 seans arka arkaya bu şekilde 3 günde bir gibi yapılması öneriliyor. Sonrasında haftada bir ve daha sonra da hastayı yine aylık görerek gerekiyorsa devam etmek gerekiyor. Evet, ondan sonra belki ihtiyacı olup olmadığına göre karar verilebilir. Ağrı sıklığını ve şiddetini ciddi şekilde azalttığını biliyoruz akupunkturunda. Yeter ki hasta bu tedavi protokolüne uyabilsin, yani gelip gidebilsin ve düzenli olarak yapılabilsin. Evet. Bazen ilaçla tedavinin yanında destekleyici olarak da uygulanabilir. Yani ilaçlardan yeterince yanıt alınamıyorsa, yeterince fayda göremiyorsa hasta, belki akupunkturla cevap arttırılabilir. Ağrısız dönemler azaltılabilir. Kesinlikle. Yani akupunktur aslında bir tamamlayıcı tıp yöntemi. O nedenle de bunu kullanıyoruz diye ilaç kullanmayacağız diye bir şey yok. İlaçları kullanırken hastalara yanında bunu yaptığımız zaman çok daha etkili olabiliyor. Çünkü migrenlilerde altta yatan sorunlar farklı farklı olabiliyor. Kimisi havayla ilgili, hava değişimiyle ilgili çok sık yaşıyor. Bazısı hormonal olarak bunu yaşıyor. Ya da diyelim ki uykusuzlukla alakalı yaşıyor. Hangisiyle ilgili yaşıyorsa migren ataklarını, hangisi sıklaştırıyorsa, stres, anksiyete, aynı zamanda depresyon gibi. Bunlara yönelik akupunktur noktalarının belirlenip ona özel, kişiye özel noktaların belirlenip yapılması gerekiyor. Yani akupunkturun özü bu aslında. Hastayı önce bir baştan muayene ediyorsunuz. Bütün sistemler değerlendiriliyor. Ve bazı organlardaki eksiklikler veya da fazlalıklar bir şekilde düzenleniyor. İşte migreni en çok tetikleyen neyse ona yönelik noktaları belirleyip uygulamak gerekiyor. Her seans başka iğneleme yapılabilir, farklı noktalara da iğneleme yapılabilir. Yani o dönemde aktif olan sorun hangisi ise onunla. Mesela uykusuzluksa o dönem aktif olan sorun ve uykusuzluk bu atakları çok ciddi tetikliyorsa ona yönelik daha fazla çalışmak gerekiyor. Belli temel noktalar var işte migren için uygulanan, ama bunun haricinde de mutlaka ek, işte hastanın diğer ek sorunlarına yönelik de noktaları iğnelemek gerekiyor. Evet, stres tetikliyorsa strese yönelik kesinlikle yapılabilir. İştahla ilgili noktalar var aslında. Evet, beraber gözüken durumlar var. Mesela migrenle alerjiyi çok sık görürüz. Saman nezlesini, alerji gibi durumları ya da taşıt tutması gibi durumları çok sık görürüz. Bunlar varsa sorgulayıp bunlara yönelik de akupunktur yapılabilir. Çünkü akupunktur işte alerjide immün sistemi, bağışıklık sistemini dengelemede de kullanılan bir yöntem. O türde de tedaviyi desteklemek lazım. Aslında işte o yüzden de hastayı başta iyi değerlendirmek ve hastanın migrenini ortaya çıkaran sebepleri belirleyip ona yönelik bir yol haritası çizmek en doğrusu akupunkturda. Bu konuda deneyimli insanlara ve deneyimli ellere ihtiyacımız var. Evet, nörologlar var için aslında akupunktur çok
uzak bir tedavi yöntemi değil. Çünkü sinir traseleriyle benzer aslında akupunkturda uygulanan evet. noktalar. Bizim temel sinir traselerimiz, sinirlerin yolları üzerinde zaten. O nedenle aslında bir nörolog anatomiyi, o sinirin anatomisini çok daha iyi bildiği için çok daha kolay uygulayabilir evet. bu yöntemi. Birçok farklı hastalıkta da aslında migren dışında uygulanabiliyor. Evet, evet. Destekleyici olarak elbette kullanılabilir. Çünkü birçok yöntem, bazen ilaçlar tek başına yeterli olmayabiliyor. O zaman bu tür destekleyici tedavilerle devreye girmesi gerekiyor. Destek olmak gerekiyor. Evet, teşekkür ederim.